Kusura bakma Meltemciğim, işini çekmek zorundayım. Çok şey bilirsin. Hadi bakalım, elveda. Ne oldu? Karım iyi mi? Maalesef öldü Tolgacığım. Ona bakabilir miyim? Aa, tabii ki. Uyan Meltem, hadi uyan çabuk. Tamam mı adam? Başardık mı? Evet. O jandarmanın verdiği çelik yelek sensinde. İyi ki planladık bunu. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. Not almaması gerekiyordu odasına. Şimdi benim yerime morgtan başka birini bul adam. Onu benim yerime koy. Hasta bakıcı kıyafetini giyin ve sakın ihmal etme. Hadi, çabuk ol. Tamam, tüm bunlardan sonra gerçekleri anlatacaksın Meltem. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım sana adam. Adam, hazırsan tüm gerçekleri öğrenme vaktin geldi. Meltem, o adama sen mi kurşunladın? Burada bana her şeyi anlat. Evet Tolga, ben kurşunladım. Ne? Bundan tam 14 yıl önce, bir bahar gecesi, benim küçük kardeşimi yaşarken öldürdüler. Senin kardeşin mi vardı? Evet, benim küçük güzel kardeşim 6 yaşındaydı daha. Onu doktora götürmüştük. Oktay Solmaz. Ankara'da doktordu. Küçük kardeşim kuyruk sokumu doğuştan bozuktu. Bunu düzeltmesi için en iyi doktor olarak onu önerdiler. Götürdük. Başta her şey çok iyiydi. Ama benim küçük kardeşim ameliyattan çıktıktan sonra bana kimseye söylemeyeceğime dair sözler verdirterek anlattı. Abla, o doktor ameliyat etmedi beni. Bana başka şeyler yaptı. Beni öptü, canımı yaktı dedi. Allah kahretsin. Lanet olsun, şerefsiz devenk. Sonra ben bunu duyunca şok geçirdim. Kardeşim bir süre sonra bunları babama da anlatmış. Babam bunu duyunca bir gece kardeşimi evden dışarı çıkardı ve 2 saat sonra eve onsuz geldi. Babam kardeşim lekelendi diye onu öldürmüştü. Çok geçmeden de
İntihar ettim. Annem, bu acıya ancak 2 yıl dayandı. 2 yıl sonra kendini astı. Bana gelince, ben kim miyim? Ben Meltem değilim. Ben Canan'ım. Ben ölmüş kardeşim Meltem'in ismini aldım. O doktoru bilerek öldürmek istedim. Kardeşimin intikamını almak istedim. Peki ya Ali? Yani Ali baban o kim? O mu? O bana sahip çıkan amcamdı. Benim babam rolümdeydi o her zaman. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Canım, çok özledim seni. İyiyim. Barıştık değil mi? Evet, barıştık. Sensiz yapamıyorum. Hani bana sürekli seni bir yerlerden tanıyorum diyordun mu? Evet. Ben de seni tanıyorum. 14 yıldır bir an bile aklımdan çıkmadı. Anlamadım meleğim. Küçük kardeşime tecavüz ettiğin günü ne çabuk unuttun. Pislik herif. Allah belanı versin. Sen, hayır, ben yapmadım. Ben öyle olsun istemedim. Son duam et. Oktay. Söylemedin. Bana söyleyebilirdin. Adam, ben tek başıma öldürmek istedim. Ama ne yazık ki ölmedi. Hala yaşıyor. Onu öldürmem gerek adam. O yaşamayı hak etmiyor. O zaman sırada tek bir iş kalıyor. Evet, tek bir iş. O da Oktay Solmaz'ı bir an önce ortadan kaldırmak. Yapıyoruz. Öldürüyoruz.